Güncel yorumla devam ediyoruz. Evet, müzakere sürecinde kritik günlerde sayın seyirciler, PKK'lilerin çekilmesi devam ederken gözler hükümette, hükümetin ikinci aşamaya dair yaklaşımında ve atacağı ya da adımda ya da adımlarda. Böylesine kritik bir dönemden geçerken geçtiğimiz günlerde önemli bir olay yaşandı Lice'de. Askerin ateş açması sonucu kalekol yapımını protesto eden köylülerden biri, 18 yaşında bir genç hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi de yaralandı. Peki bu olay neye yol açar? Sürece ilişkin soru işaretlerini arttırır mı veya arttırdı mı? Ve en önemlisi hükümet ne yapar? Bunu konuşacağız bugün. Bu arada Abdullah Öcalan'ın önerisi üzerine Ankara ve Diyarbakır'da gerçekleşen konferansların ardından 3. konferans da gerçekleşti Brüksel'de. Barış ve Demokrasi Konferansı adıyla. Peki neler konuşuldu? Hangi kararlar alındı? Ona da bakacağız. Güncel yorumda her çarşamba ağırladığımız gazeteci Saruhan Uluç'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lice'den başlayalım mı? Tabii. Şimdi Lice olaylarında geçtiğimiz cuma günü zannediyorum bir karakol yapımını ya da her neyse kalekol yapımını protesto etmek istedi köyler ve askerin ateş açması sonucu dediğimiz gibi bir kişi öldü, 9'da yaralı var. Şimdi olaya ilişkin çok çok fazla iddia gündeme getirdi. Önce işte birbirlerini vurdular, aileler arasında bir çatışma dendi, uyuşturucuya bağlandı. Başka iddialar da gündeme geldi. Öncelikle bir değerlendirme alalım sizden. Nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle bir sürecin ilerletilmeye çalıştığı bir dönemde yaşanan bu olay. Süreç çok kırılmalara açık olan bir süreç. Bu da doğal bir şey aslında. Yani baktığımızda uluslararası örneklere de yakın tarihte yaşanmış örneklere de baktığımızda bu tür kırılma özelliklerini görüyoruz aslında. Yani tabii ki hiç kimse bu sürecin böyle tereyağından kıl çeker gibi çok sakin bir şekilde ve istendiği gibi adım adım gideceğini beklemiyor. Bu çok doğal. Ama bu tür kırılma noktaları karşısında alınacak önlemler, atılacak adımlar da önem taşıyor. Yani bu hakikaten bir kırılmaya yol açacak mı bu tür gelişmeler, yoksa yani kırılmadan bir başka noktaya doğru evritmek mümkün mü? Bu görüşmeleri, müzakereleri, buraya bakmak gerekiyor. Lice bence o açıdan önemli bir örnek oluşturdu. Çünkü şimdi baktığımızda bütün bu dönemdeki, son dönemdeki tartışmalara, özellikle silahlı güçlerin sınır dışına çekilmesiyle birlikte başlayan döneme baktığımızda sık sık dile getirilen bazı konular vardı. Bunlardan bir tanesi bu karakol yapımlarıydı. İkincisi yeni korucu kadroların açılması meselesiydi. Bunlar hep tartışıldı, dile getirildi. Barajlar meselesi dile getirildi. Ve buradaki sıkıntılara dikkat çekildi. Özellikle karakol yapımlarında çok ciddi bir sıkıntı oldu, söylendi. Fakat hükümet bunu hiç ciddiye almadı. Onlar bunu bir propaganda gibi algıladılar. Halbuki propaganda değil. Bu güven artırıcı bir adımın atılıp atılmayacağını gösteren bir konuydu. Neden derseniz, şimdi mesele hani sınırlarda karakol yapılması olsa diyelim, yani işte ordu kendini dışarıya karşı korumak üzere bazı karakollar ya inşa ediyor ya bunları tadilat yapıyor filan. Bu başka bir tartışma konusu olabilir. Ama sorun sınırla alakası olmayan, çok içeride yer alan bazı karakolların tahkim edilmesi, tadilatının yapılması ya da yeniden inşa edilmesi, güçlendirilmesi falan gibi bir şey olunca doğal olarak insanlar şunu düşünmeye başlıyorlar. Silahlı güçler geri çekiliyor. Siz bu karakolları niye bu kadar tahkim ediyorsunuz? Yani çünkü o karakollar hep bu 30 yıl boyunca aslında savaşın bir enstrümanı olmuşlar. Oradaki yaşayan halka yönelik baskıların enstrümanı olmuş yerler.
Dolayısıyla insanlarda doğal olarak bu soru işaretleri uyanıyor ve buna burada, tepki gösteriyorlar. Şimdi bazı kesim de hani buradan belki de bu ülkenin batısından işte diğer bölgelerinden doğuyu izlediğimizde şöyle de yorum yapanlar var. Diyorlar ki hani karakol yapımlarına neden bu kadar tepki ve reaksiyon gösteriliyor? Yani tamam bir müzakere süreci yürütülüyor ama devletin de bunu yapması lazım. Şimdi şunu belki biraz değerlendirmek lazım. Şimdi oradaki karakollar ya da yeni adıyla kalekollar bölge insanı için başka bir şey ifade ediyor. Evet, tam ona işaret etmek istiyorum. Yani oradaki bu yapılar, bu karakollar, bütün bu savaş dönemi boyunca insanlar için adeta bir baskının, bir zulmün unsuru olmuştur aslında. Dolayısıyla insanlar bunların yeniden neden inşa edildiğini ya da tadilata tabi tutulduğunu ya da tahkim edildiğini anlamıyorlar doğal olarak. Anlamıyorlar değil, anlıyorlar da yani bunu soruyorlar. Yani niye yapıyorsunuz bunu? Yeniden savaş mı yapacağız? Yeniden o dönemi mi yaşayacağız? Yeniden burası baskı ve zulmün merkezi haline mi gelecek? Sorularını soruyorlar ve buna ilişkin tepkilerini dile getiriyorlar. Peki fakat karakolların varlığı her zaman tartışma konusu olmuştu. Onların güçlendirilmesi, yeni karakolların yapılması peki neden bu süreç ilerlerken gündeme geldi? İşte zaten en büyük soru işareti de bu. Bir güvensizlik zaten var ortada ve herkes şunu soruyor. Acaba silahlı güçlerin geri çekilmesini fırsat bilip buraları tahkim edip yeniden bunları bize karşı mı kullanmak amacındasınız sorusunu soruyor. Şimdi buradan öyle bir noktaya gelmek istiyorum. Şimdi doğal olarak bu süreç, bu çözüm ve barış süreci diye adlandırdığımız süreç çok büyük güvensizlikleri içinde taşıyor. Bu güvensizlikler tek taraflı değil elbette ki. Yani devlete karşı, hükümete karşı bir güvensizlik halkta olduğu gibi hükümette de, iktidar partisinde de diyelim, oradaki örgütlenmelere yönelik güvensizlikler var. Şimdi bu doğal bir şeydir. Yani zaten her iki tarafta da güven olsaydı sorun olmazdı, sorun çözülmüş olurdu. Şimdi bu güvensizlik var. O zaman bu güvensizliği ortadan kaldıracak hangi adımlar atılmalıdır sorusuna cevap aramak gerekiyor. Şimdi bir tanesi dediğim gibi bu meseleyle ilgiliydi. Koruculuk, karakollar ve baraj inşaatlarıyla ilgili olan sorulardı. Buna ilişkin hükümet güven artırıcı hiçbir adım atmadı. Tam tersine başbakanın da ağzından biz tabii ki karakolları yapacağız, yenilerini de yaparız istersek. Bu konuda kimseye bir hesap vermek durumunda değiliz. Evet, Başbakan Erdoğan da çok kararlı konuşuyor. Evet. Hiçbir partiden ve kimseden izin alacak değiliz. Demek ki bu konuda bir kere güveni sağlayacak bir adım atmadıkları görünüyor. Bu oradaki halk açısından önemli bir işaret aslında. İkincisi, bu güvensizlik başka alanlarda da kendini gösteriyor. Nerede kendini gösteriyor derseniz, işte son akil insanların raporlarının konuşulduğu toplantıda yine Başbakan Erdoğan'ın söylediklerini hatırlayacak olursak, bir demokratikleşme paketi diye bir şey yok dedi. Halbuki herkes, yani bunun adına demokratikleşme paketi demeyebilirsiniz ama herkes bir reform adımlarının atılmasını bekliyor. Çeşitli konularda sorunlar var. Bu sorunlar dile getiriliyor, maddeleştiriliyor. Bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği tartışılıyor ve yeni de değil, bu uzun zamandır tartışılıyor. Ama bir yandan Başbakan öyle Erdoğan, dün de yani sürece ilişki kararlılık mesajı da verdi Başbakan. İşte yani zaten güvensizliği yaratan da bu gelgitler. Yani bir taraftan diyeceksiniz ki böyle bir paket yok, öbür taraftan süreç devam ediyor diyeceksiniz. O zaman insanlarda doğal olarak şu soru işareti doğuyor. Ya acaba süreci bunlar sadece silahlı güçlerin geri çekilmesi olarak mı algılıyorlar? Yani bunda mı inat ediyorlar sadece sorusu ortaya çıkıyor. İkincisi, baktığımızda yine son akil insanlar toplantısında yapılan konuşmalarda seçim barajlarının düşürülmesiyle ilgili yani böyle bir şey gündemde yok. Çalışsınlar, onlar da barajı geçsinler gibi. Yani abuk sabuk. Hani insan bazen söylemek istemiyor bu laflarla ama bir şey söyleniyor. Şimdi bakın, hani sandık çok önemliydi ya AKP için ve Başbakan Erdoğan için. Bizim için de çok önemli sandık. Ama sandıkta adalet olması gerekiyor. Temsilde adalet. Şimdi temsilde adaletin olmadığı bir sandıktan çıkan sonuçlar böyle adaletsiz sonuçlar oluyor. O zaman madem hodri meydan diyorsunuz, sandığı bu kadar önemsiyorsunuz, gelin sandıkta temsilde adaleti sağlayın. Demokratik bir seçim yapılmasını sağlayın. %10 barajı dünyanın hiçbir yerinde yok.
Burada da olmaması gerekiyor aslında. Bir dönem aslında o barajın düşebileceğine ilişkin sinyaller de gelmişti ama gelmişti ama galiba yine orada da bir gel git var. Ondan sonra işte ana dilinde eğitim meselesi. Yani bütün akil insanlar, bölge raporlarına bakıyorsunuz, gelen raporların hepsinde ana dilinde eğitimle ilgili oraya toplantılara katılmış olan insanların, halkın, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir sorunu yok. Kimse bunun yasaklanmasını istemiyor. Fakat hükümet hala ana dilinde eğitim meselesinde gelgitler yaşıyor, karar veremiyor bu konuda. Şimdi bu tür sözler de aslında güvensizliği pekiştiren şeyler oluyor. BDP blok grubu da buna karşılık aslında iyi bir öneride bulundu. Dün de bu konuşuldu. Daha önceki günlerde de dile getirilmişti. Şimdi bu tarafta, yani Kürt halkında, Kürt halkının siyasal temsilcilerinde, genel olarak baktığımızda Türkiye'deki demokrasi ve barış güçlerinde hükümete, AKP'ye, devlete yönelik güvensizlik var. Var. Bu başından beri böyle ve çok doğal zaten. Hani bu devlete öyle rahatça aman çok güveniyoruz, her şeyi de şahane yapıyor diyecek bir performansı hiçbir zaman göstermedi. Tersine ama her zaman gösterdi. Şimdi diyelim ki hükümette ve devlette de bu tarafa dönük güvensizlik var, öyle mi? Peki bunun test edileceği yer neresi? Bu güvensizliğin aşılabileceği, adımların atılabileceği tartışılacağı yer neresi? Meclis. Mecliste kim var? BDP blok grubu var. O zaman buyurun BDP blok grubuyla beraber bir çalışma grubu mu oluşturursunuz demokratikleşmeye dönük olarak? Ya da meclis içindeki çözüm komisyonunu daha sistemli işleyen bir hale mi getirirsiniz? Ne yapacaksanız buyurun BDP blok grubuna yönelik bir güvensizliğiniz varsa siyasal anlamda, hükümete dair söylüyorum, o zaman bu güvensizliği test edeceğiniz, aşıp aşılamayacağını göreceğiniz yer oradaki komisyonlar, çalışma grupları vesaire. Kurulsun o zaman. Ya da kurulanı işletin, doğru dürüst işletin. Böyle adımlar atın ve görün bakalım bu güvensizliği haklı çıkartacak unsurlar var mı hakikaten diye. Kendiniz test edin. Başkasının söylediğine bakmayın. Şimdi dolayısıyla niye bunları söylüyorum? AKP'nin adım atması gerekiyor. Siyasi iktidarın adım atması gerekiyor. Ve kendisinin de güven sağlayıcı adımları atması tam gerekiyor. Tam bu ikinci aşamadan biz bahsederken yeniden Alevi açılımını konuşmaya başladık. Bazı adımlar atılacağını öğrendik. Bir daha önce tabii ki çalıştaylar düzenlenmişti, Alevi çalıştayları. Ama bir sonuç çıkmamıştı. Şimdi yeniden Alevilerin taleplerine yönelik belki bazılarının gerçekleştirilmesi konusunda bir irade gördük gibi mi ne dersiniz? Ama dünkü Sivas katliamı anmasında Alevi derneklerinin verdiği mesajlar da bu adımın çok fazla Alevilerde tatminkarlık yaratmadığını bize gösterdi. Çok sert açıklamalar vardı. Bu demokratikleşme yolunda atılmış bir adım mıydı bu Alevi açılımı? Nasıl değerlendirirsiniz bunu da kısaca? Şimdi bu Alevi açılımları zamanında yapılmış olan sanıyorum 7 toplantı yapıldı yanlış hatırlamıyorsam. Orada birçok şey tartışıldı. Fakat bir sonuç alınamadı. Çeşitli raporlar çıktı, sonuç raporları çıktı filan. Sonra bir şekilde askıya alındı. Şimdi yeniden gündeme geldi. Şu açıdan önemli. Yani Türkiye'de eğer bazı konularda sonuç alınacaksa genel olarak bir demokratikleşme perspektifine ihtiyaç var. Demokratikleşme adımlarına ihtiyaç var. Yani hep BDP blok grubunun da sık sık söylediği, yani mesele sadece Kürtlerin meselesi değildir. Genel olarak Türkiye'de yaşayan herkesin meseleleri vardır ve bunları hep birlikte çözmek lazım. Bir demokrasi atılımıyla çözmek lazım dedikleri mesele bu. Şimdi Kürt sorununu tartışırken Alevi toplumunun eşit yurttaşlık taleplerini ve diğer taleplerini bundan kopararak tartışamazsınız. Dolayısıyla eğer genel olarak bu konularda bir adım atılacaksa hepsinde bir demokratikleşme perspektifiyle adım atılması gerekiyor. Bu zaten BDP blok grubundan da sık sık söylenen bir şey. Doğru olan da bu zaten. Ama hükümet bunu yapacak mı? AKP iktidarı böyle bir adımı atmaya hazırlıklı mı sorularını sorduğumuz zaman işte 3. köprüye Yavuz Sultan Selim isminin verilmesi örneği bile bu konudaki yine güvensizliği artıran adımlarından bir tanesi oluyor. Yani
Bu bir aymazlık olamaz ki. Bu kadar bilinmeyen bir konu olamaz ki bu hükümet açısından. O kadar Alevi çalıştayları yapılmış, uzmanları var, bu konuyu bilen insanlar var etraflarında. Yani bir üçüncü köprüye böyle bir ismin verilmesinin Alevi toplumunda nasıl büyük bir güvensizlik yaratacağını, bir infial yaratacağını. Başka önemli projeleri Hacı Bektaş Veli'nin adının verilmesi bir rövanş meselesi gibi de algılanmış olabilir mi? Ama yani işte bu biraz demokrasi kültüründeki eksiklikten, politik kültürün demokratik olmamasından kaynaklanan bir şey sonuç olarak. Dolayısıyla bu konu bile bu konu alandaki güvensizliği gösteren çok tipik bir örnek oldu. Şimdi bakın şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu süreçle ilgili olarak birkaç tane önemli nokta var. Şimdi bu Lice'de yaşanan katliam girişimi de bunu gösterdi. Yani insanların arkasından ateş açılması meselesi. Buradaki talep çok belli. İzliyoruz, göreceğiz. Yani birincisi oradaki kaymakam yaptığı acayip açıklamayla olayı iyice çığırından çıkarma noktasına getirmiş. İkincisi karakol komutanı ateş açma emrini kim verdi? Herhalde karakol komutanı vermiştir. Onunla ilgili ne işlem yapılacak onu göreceğiz. İşte müfettişler gizlilik kararı olduğunu da hatırlatalım. Evet, müfettişler gitti. Onların sonuçlarını izleyeceğiz. Şimdi bunu niye söylüyorum? Böyle bir de Gezi direnişi yaşandı. Onunla ilgili yapılan açıklamalar vesaire var. Bakın şimdi sorun şu. Bu tür toplumda tepkiler varsa çeşitli alanlarda bunu demokratik bir yönetimle bu meseleleri aşacak adımlar atılabilir. Bir siyasi iktidarın demokratik davranıp davranmaması bu tür kritik anlarda belli olur zaten. Yoksa normalde her şey yolunda giderken memleketi yönetirsiniz. Orada bir sorun yok. Sorun çıktığı zaman halkta bu tür tepkiler oluştuğu zaman, talepler oluştuğu zaman siyasi iktidar ne yapıyor sorusuna cevap arar herkes. Şimdi siyasi iktidar ne yapıyor bu tür şeyler ortaya çıktığında? Sandığa işaret ediyor. Hı hı. Şimdi tamam tabii ki seçimler önemli ama yani her şey seçim demek değil ki. Her şey oy demek değil ki. Yani siz bir sorun çıktığında insanlar taleplerini dile getirdiklerinde, protesto yaptıklarında direkt sandığı gösterdiğiniz zaman o zaman siz sadece demokrasiyi sandıkla ilgili algılıyorsunuz demektir. Bu son derece eksik bir algıdır ve bunun sonuçları iyi olmaz. Yani bakın şimdi bugün Mısır'da yaşananlara bir göz atalım. Mursi'nin yaşadıklarına. Mursi de sandıkla geldi. Sandıkla geldi. Geldiği zamanki oy oranı kaçtı biliniyor. Şimdiki düşmüş olduğu durum yani çok ciddi bir meşruiyet kaybı yaşayarak toplumdaki desteğin azalmış olduğuna baktığımızda durumun ne olduğu görülüyor. Şimdi yani insan hatırlatmak istemiyor ama yani Mursi'nin akıl hocaları ile AKP iktidarının yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz. Yani onlar şöyle yapın böyle yapın diye ders veriyorlar. Anayasa referandumu yaptılar. Toplumun çoğunluğunu, hepsini demiyorum, hiçbir zaman anayasa bütün toplumu tatmin etmeyebilir ama çoğunluğunu tatmin eden bir referandum sonucu ortaya çıkmadı. Baktığımızda orada yapılanlara, işte yargı alanında, medya alanında yapılanlara sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Demek ki her şeyi sandığa odaklamak doğru değil. Elbette ki sandık çok önemli. Elbette ki sandıkla gelen sandıkla gitmeli. Bu konuda herhangi bir tartışma yok. Normal olarak demokratik işleyişlerde bu son derece önemli. Ama her sorun çıktığında sandığa bak dediğiniz zaman bir tuhaflık yaşanıyor. Şimdi ikinci işaret etmek istediğim nokta bu. Ve Suriye'de, Irak'ta ve Mısır'da yaşananlara baktığımızda yani burada olan bitenin çözüm sürecini hiç etkilemeyeceğini düşünmek yanlış olur. Özellikle Suriye ve Irak'ta yaşananlara baktığımızda ki Mısır bütün Orta Doğu'yu etkileyecektir orada yaşananlar. Dolayısıyla AKP iktidarının bu çözüm sürecine ilişkin kırılganlıkları bu açıdan da iyi değerlendirmesi gerekiyor. Buna işaret etmek istiyorum. Üçüncü önemli nokta bu Gezi direnişi sırasında da göründü. Ve hala da sürüyor. Şimdi bakın siz eğer bir demokratikleşme paketini, reform adımlarını genel olarak bir Avrupa Birliği reformları çerçevesinde, uyum yasaları çerçevesinde de değerlendirmezseniz
Tam tersine Avrupa ile olan mesafeyi artırırsanız, oraya yönelik mesajları sertleştirirseniz, kendi içinize kapanma işaretlerini artırırsanız, bu da çözüm süreci açısından tehlikeli bir duruma doğru yöneltir siyasi iktidarı. Yani Avrupa Birliği hedefinden uzaklaşılması da müzakere sürecini direkt olarak aslında etkileyen tabii, bir şey. Tabii etkileyen bir şey olacaktır. Bugün bunun işaretlerini de görüyoruz. Bir başka konuda yine işaret görüyoruz. Bu sandık seçim tartışmalarıyla birlikte ortaya çıkıyor. Başbakan Erdoğan bir yeniden kutuplaştırma siyaseti izliyor ve bu kutuplaştırma siyasetini de eski kullandığı argümanlarla ve araçlarla yapıyor. İşte inanç meselesi, bu Gezi Parkı direnişi sırasında inanç alanına tekrar bu şekilde dalıyor, milliyetçilik alanına tekrar bu şekilde dalıyor. Bütün bunlara baktığımızda bu toplumda biz ve onlar kutuplaşmasını yaratıyor. Yani hani benzetmek gibi olmasın ama bu zamanında birinci Bush döneminde olan ifadeye çok benziyor. Ya bizden yanasınız ya onlardan ifadesine. Şimdi bu tür kutuplaşma siyasetleri de aslında baktığımızda hem Gezi'de görüldü hem Lice'de görüldü. Bunlar da çözüm sürecini olumsuz etkileyecek unsurlar aslında. Bir de şeyler çıktı şimdi. Birkaç gündür onları izliyoruz. Böyle aslında belediye başkanı olup da durumdan vazife çıkartıp acaba Başbakan Erdoğan başbakanlıktan çekilecek, ben siyasete atılıp da öyle bir yerde bulunabilir miyim heveskarı olan ve bunu en somut olarak göründüğü Melih Gökçek'ten mi? Melih Gökçek, evet. Bakın hemen tarif edince hemen ismi görünüyor. Şimdi bir Melih Gökçek diye bir hadise çıktı son günlerde. O da yani nasıl diyeyim, hani hakarete girmesin diye daha dikkatli söylemeye çalışıyorum ama içeriği itibariyle tamamen zırva olan, ne Gezi direnişini anlamlandırabilen, ne Lice'de yaşanmış olan katliam girişimini anlamlandırabilen bir kişi ve bu bir takım işte büyük komplo senaryolarıyla, uluslararası komplo senaryoları filan çizerek, elinde de bir takım fotoğraflarla televizyon dolaşıyor. Türkiye'nin en önemli gerçeklerini şimdi açıklıyorum havasına girmiş vaziyette. Yani memleket yönetilmesi, bu ulusal ve uluslararası politikalar, uluslararası dengeler, şunlar bunlar filan, yani bu kadar kahve konuşmalarına benzeyen şekillerde yapılamaz diye düşünüyorum. Bunlar da ama çok tehlikeli. Bakın bunlar da çözüm sürecini aslında ciddi olarak baltalayabilecek unsurları içinde taşıyorlar. Sorduğunuzda çözüm sürecinden çok yanayım diye anlatır ama yaptığı her konuşma aslında çözüm sürecine balta vuracak içerikler taşıyor. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin birlikte AKP iktidarı tarafından derli toplu değerlendirilmesi gerekiyor. Yani hem ikinci aşamaya dair bazı adımlar bekliyoruz ama aynı zamanda bunu yaparken de belki öncelikli olarak hükümetin dilinin mutlaka değişmesi ya da yumuşaması gerekiyor. Evet. Peki şimdi az zamanımız kaldı. Brüksel'deki Barış ve Demokrasi Konferansı'ndan da bahsedelim. Siz de oradaydınız, izlediniz. Siz de bir konuşma yaptınız. Öncelikle kimler katıldı, nasıl bir konferans oldu ve en önemlisi tabii ki nasıl kararlar alındı, ne tür tespitler dile getirildi, bundan bahsedelim. Şimdi Brüksel'deki Barış ve Demokrasi Konferansı çok önemli bir adımdı. Birkaç nedeni var bunun. Daha önce Ankara'da 25-26 Mayıs'ta bir konferans yapıldı biliyorsunuz. Demokrasi ve Barış Konferansı başlığıyla. Daha sonra Ahmet'te bir konferans yapıldı. Bu üçüncüsü. Şimdi Brüksel'deki konferansta ilginç olan bir tablo vardı. Ona mutlaka değinmek gerekiyor. Ve ben orada epey insanla da sohbet ettiğimde bunun aslında Avrupa'da ilk kez yaşanan bir şey olduğunu söylediler. O açıdan da çok ilginçti. O da şu, Brüksel'deki konferansa Türkiye'deki çok farklı inanç gruplarından, farklı aidiyetlerden, kimlik aidiyetlerinden çok fazla insan katılmıştı. Bu çok fazla dini ve etnik. Evet, çok önemliydi. Yani Asuriler, Ezidiler, Aleviler, Kerdaniler'e varacak. Evet, onun ötesinde tabii ki Kürt toplumunun temsilcileri, Türkler, ondan sonra Rumlar,
Ermeniler, çok geniş bir temsil vardı. Yani uzun uzun sayılabilir. Hem katılan kurumlar açısından baktığımızda bu temsili görüyordunuz. Oradaki çeşitli dernekler, vakıflar, inisiyatifler açısından baktığımızda bunu görüyordunuz. Hem de o toplantıyı hazırlamış olanların bileşimi açısından baktığımızda bunu görüyorduk. Bir kere bu çok önemli bir şey. Çünkü ilk defa Avrupa'da bu farklılıklar yani bir araya geldiler, konuştular, tartıştılar ve bu çalışmayı sürdürme kararlılığını ve iradesini gösterdiler. Kesinlikle. Bu çok önemli o açıdan baktığımızda. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından farklılıkların bir arada bulunması ve eşitlik açısından baktığımızda bu çok büyük önem taşıyordu. Birincisi işaret etmek istediğim konu bu. İkincisi orada alınan kararlara baktığımızda bir yapı oluştu Barış ve Demokrasi Konferansı'nın temsilen. Çeşitli komisyonlar oluştu. Biraz Ankara'da yapılmış olan toplantının sonuçlarına benzer bir sonuç çıktı komisyonlar açısından baktığımızda. Bu önemliydi ve bütün bu işi koordine edecek bir yapı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu çalışmanın sürekliliği açısından önem taşıyan bir nokta oldu. Üçüncüsü, bu sonuç bildirgesinde de, orada yapılan konuşmalarda da, kapanış konuşmalarında da hem Ankara'da hem Ahmet'te yapılan konferansların ortaya çıkardığı sonuçlar sahiplenildi. Bu sonuçların ve orada çıkan politikaların Avrupa'da da savunulacağı ve sahipleneceği ilan edilmiş oldu. Bu önemli bir sonuçtu. Ve tabii ki Ankara ve Ahmet konferanslarında ortaya çıkan yapılarla bir koordinasyon içinde, eşgüdüm içinde çalışılacağı ilan edilmiş oldu. Bu önemli bir sonuçtu. Şimdi genel olarak baktığımızda sonuç bildirgesine ve oradaki tartışmalara aslında Türkiye'de şu anda yaşanmakta olan çeşitli sorunlar bir kez daha ele alındı elbette ki. Türkiye'dekilerden farklı olarak oradaki göçmenlerin ve sürgünde olanların, yani hem darbeler nedeniyle hem sonrasında yaşanan bu çatışmalı savaş dönemi nedeniyle yurt dışına çıkmış olan, orada mülteci durumuna düşmüş olan insanların sorunları tartışıldı. Onların talepleri dile getirildi. Bu yönde, yani onların da bir demokratikleşme yaşanacaksa eğer, ülkelerine, yerlerine, yurtlarına sorun olmadan dönmeleri için bazı düzenlemelerin yapılması yönündeki talepleri bir kez daha. Bu da bize ciddi bir hatırlatma olmuş oldu. Evet, değil mi? Evet. Yani bu önemli bir noktaydı. Bunlar konuşuldu ve tabii ki şu önemli. Biraz evvel de dedim ya, bundan sonra ortak mücadele edileceği ilan edildi. Peki ne yapılacak orada diye baktığımızda, elbette ki oradaki her kuruluşun zaten orada varlık nedeninde olan güncel yaşadığı sorunlar var oradaki göçmen işçilerin ve orada yaşayanların. Birinci kuşaktan üçüncü kuşağa kadar hepsinin yaşadığı çeşitli sorunlar var. Zaten onlara yönelik bir faaliyeti herkes kendi anlayışı çerçevesinde sürdürüyor. O açıdan bir şey yok. Fakat önemli olan Türkiye'deki bu demokratikleşme çözüm ve barış sürecine ilişkin atılacak adımlara dair Avrupa kurumları çerçevesinde önemli bir lobi çalışmasının sürdürülmesi gerekiyor. Bu konuda bir kararlılık ortaya çıktı. Yani bu işte Avrupa Parlamentosu olur, Avrupa Konseyi olur, Avrupa Birliği'nin çeşitli kurumları olabilir. Oradaki çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar olur. Bu çok önemli. Her bir ülkede, yani sadece Avrupa kurumları açısından değil, her ülkedeki parlamentolarla ve yerel parlamentolarla kurulacak ilişkiler önemli. Yani bu Türkiye'deki çözüm ve barış konusuyla ilgili bir demokratikleşme adımlarının atılmasıyla ilgili çok ciddi bir lobi faaliyetine de ihtiyaç var. Hani buna lobi faaliyeti diyeceksek, eğer bu lafla adlandıracaksak, bunun yapılması doğrultusunda da bir kararlılık ortaya çıktı. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vesaire gibi her türlü çerçeve açısından da konuyu
değerlendirmek gerekiyor. Biz de zaten Türkiye'de bunları yapıyoruz ama orada yapılacak işlerle daha koordineli olarak, evet, daha koordineli olarak ve daha kolaylıkla yapılabilecek işler bunlar. Peki son sorumuz da şu olsun. Ben size yayından önce sordum ama izleyicilerimiz için de şimdi merak ediyoruz. Erbil'deki konferans ne zaman yapılacak diye sanıyorum. Tarihi konusunda çok net bir şey söylemek zor. Tarihi konusunda bir şey söylemek zor. Çünkü oradaki konferansın sanıyorum oranın bölgenin konjonktürüyle de çok ilgili bir şey. Yani şu anda orası çok sıcak ve canlı bir bölge. Hem Rojava, Suriye'deki gelişmeleri izlediğimizde hem Irak, Kürdistan'ı açısından baktığımızda sürekli bir canlılık var ve ciddi sorunlar yaşanıyor. Ve bunlar da hepsi hem bölgesel sorunlar hem uluslararası sorunlar. Dolayısıyla orada bu konjonktürü de gözeten bir yerden bir kurgunun yapılması gerekiyor. Ama sanıyorum sonbahar gibi birkaç ayı bulabilecek. Yani birkaç ayı bulacaktır. Biraz orada suların da durulması belki gerekiyor. Ama sonbahar gibi böyle bir adım atılacaktır. Şununla da ilgili elbette ki yani Türkiye'de de adımların atılmaya başlamasının görülmesi gerekiyor. Çünkü yani bir taraftan biliyorsunuz her türlü demokratikleşme adımının atılması için mücadeleye ihtiyaç var. Yani susup oturup beklemekle bir şey olacağı yok. Dolayısıyla buna ilişkin bir mücadeleyi sürdürmek, örgütlenmeyi sürdürmek, talepleri canlandırmak, susmamak gerekiyor. Bu önemli. Ama öbür taraftan bütün bunları yaparken de herkes de bir şeylerin olmasını da görmek istiyor bir taraftan. Dolayısıyla yani yine dönüp dolaşıyor mesele. AKP iktidarının önümüzdeki günlerde, şimdi meclis tatile girecek ama meclisin tatile girmesi yani durup beklemek anlamına gelmiyor. Yani, çalışmalar yapılabilir. Hükümet çalışma yapabilir. Dediğim gibi çeşitli komisyonlar ve çalışma gruplarında hareketlilik yaratabilir. Dolayısıyla meclis uzun bir tatile girmeyebilir. Yani Ramazan'dan sonra ve bayramdan sonra meclisin açılması gündeme gelebilir. Bu adımların atılabilmesi için, yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için ve en önemlisi bir anayasa meselesi gündemimizde olacak mı olmayacak mı yeni bir anayasa konusu. Yani meclisin konusu aslında tatil gibi bir lüksü yani bir dönemde yok. Şöyle diyelim, Ramazan'da meclisin tatil yapmasına izin verelim ama yani ondan sonra mutlaka ya da en atılması, azından tatilde bile olsa dediğiniz gibi komisyonlar var. Çalışmanın yapılması gerekiyor ama ondan sonra mutlaka çok yüklü bir gündem. Çünkü biliyoruz ki yani Kasım ayından itibaren bütçe görüşmeleri başlıyor. Evet. Zaten ondan sonra bir şey yapılamıyor. O yüzden o Kasım ayına kadar bu yasal düzenlemeler, anayasa vesaire gibi konularda adım atılacağına dair işaretlerin yoğunlaşması gerekiyor. Onu da bir kez daha belirtmiş olalım. Sayın Oğuz çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bugün yine her çarşamba ağırladığımız gazeteci Saruhan Oluç'la birlikte müzakere sürecine odaklandık ve yayınımızın da sonuna geldik. Şimdi kısa bir araya gidelim dilerseniz. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.